Gerçekten herkesi etkisi altına alan taş var mı? Taş uzmanı Zehra Korumaz'dan çok özel bilgiler aldık. İzliyoruz. Zehra Hanımcığım, biliyorsunuz bütün kadınlar, erkekler, hepimiz taşlara bayılıyoruz. Peki nedir bu taş? Doğal taş nedir? Doğal taşlar doğanın içerisinde zamanla milyonlarca yılda oluşan, atomik yapıları farklı, kristalize olmuş minerallerdir aslında. Sağlık açısından faydalandığımız gibi, mücevher olarak da çok sevdiğimiz gibi daha birçok açıdan doğal taşların enerjisinden faydalanabiliyoruz. Bu kaya kristali dediğimiz, yani doğal oluşumu, bu doğanın içinde çıkmış olan haliyle böyle bir şey, kaya kristali diyoruz buna. Evet, bu bir selestit, işte melek taşı da derler aynı zamanda. Çok güzel kristallerden birisidir. Amatisti zaten artık son yıllarda çok tanıdık, öğrendik birçok özelliklerini. Amatisti Türkiye'de çıkan yine çok güzel doğal taşlarımızdan bir tanesidir. Doğal taşların küçücük bir parçasını bile enerji küpü olarak tanımlayabiliriz. Yani küçücük bir parçasını bile üzerimizde taşısak yeterli. Tabii yeterli mi? İstediğimiz enerjileri çekmek için. Peki iyi bir enerji istiyorsak evrene hangi renkleri kullanmalıyız? Hangi renkler trend olacak bu sene? Güzel. Şimdi bu sene daha çok yani dünya sosyetesinin şu anda dünya sosyetesi için gözde olan şey şu anda elmasın, yani bizim pırlanta kesimi olarak, pırlanta olarak bildiğimiz pırlanta veya elmas diyelim ona. Elmasın renkli olanlarının peşinde şu an bütün sosyete. Çok farklı renklerde. Şurada mesela görebilirsiniz. Burada pırlanta kesimi olarak şurada mesela kullanılmış yakutun çevresinde. Şurada var, evet, görüyorum. Daha çok elması artık... Renkli elmas kullanmak istiyorlar. Mesela siyah elmas, yeşil elmas, bunlar çok moda. Genelde evlenme tekliflerinde kullanılıyor tek taş. Evet, evet. Bize yararları, faydaları nelerdir pırlantanın? Tamam. Aslında tek taş kullanmanın çok da bir faydası yok. Faydası yok. Ama zararı zarar olabilir. Olabilir. Peki zarar nedir? Şunu sorayım o zaman, zararını daha kolay anlatmak için. Evlendikten sonra karakterinin değiştiğini düşündüğünüz kız arkadaşlarınız var mı? Ya da çoğunlukta mı? Benim çevremde yok ama evet, birçok çevrede olabiliyormuş. Evet, olabiliyor çünkü elmas sizden aldığı enerjiyi büyüttüğü için eğer yapınızda veya o an içinde bulunduğunuz yaşamsal şartlarınızda negatiflik varsa o negatifliği de büyütüyor. Mesela çok kıskançsınız veya o sıralarda işte eşinizi veya sevgilinizi çok kıskanıyorsunuz. O kıskanç olduğunuz zamanlarda mümkün olduğu kadar tek başına kullanılmış işte beş taş, tek taş vesaire bu gibi pırlantalarınızı, elmaslarınızı kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu ne taşıdır? Yeşim taşı. Yeşim taşı. Evet. Peki yeşim taşı bana ne gibi bir enerji verir? Üzerimde de sarı kıyafet var. Sarı ve yeşillerle donatıldım bugün. Gözlerinizin rengine de çok yakıştı bu arada. Teşekkür ederim. Şöyle, yeşim taşı bir kere her şeyden önce size müthiş bir sağlığınızı düzenlediği gibi auranızda da müthiş bir genişleme, açılma ve renklenme yapacaktır. Dolayısıyla girdiğiniz ortamlarda dikkati çekmenizi daha da kolaylaştıracaktır. Bu yıl özellikle tesbih takılar çok moda. Takı diyorum çünkü genellikle özellikle de erkekler tesbihleri artık bu şekilde. Tesbihlerden vazgeçemeyen erkeklerimiz var değil mi? Evet. Onlar için de bizde bir kullanım, seçenek haline geldi. Aynen öyle. Bizde kullanımı biraz farklıydı. Şimdi dünya aldı bunu bu hale getirdi. Bizdeki tesbih oldu kolye. Evlerimizde hangi taşları kullanmamızı önerirsiniz? Bir köşeye koyalım, bize böyle güzel güzel enerji yaysın. Evet. Güneydoğu, yani içinde bulunduğumuz odanın güneydoğu köşesi bereket köşesi olduğu için orada daha çok işte yakut, kırmızı taşlar, mor taşlar, amatist, bunun gibi doğal taşları kullanırsak veya yani septeryan, ejderha yumurtası, evet. Ya da feng shui'de yedi renk yedi mutluluk taşı olarak geçen amolit, evet. Bunları
kullandığımız zaman ya da sitrin kaya kristali olarak kullandığımız zaman özellikle şans ve bereketi arttıracaktır. Söylemek istediğiniz bir tüyo var mı? Mesela en çok hangi taşı taşımalıyız? Üzerimizden ayırmamalıyız. Evet. Bayanlar özellikle ay taşını kullanmalı. Şurada gördüğümüz taş. Hı-hı. Evet böyle. Aa, çok süt güzel beyazı gibi ama üzerinde de böyle şey olur. Genelde flash, mavi flashlar vesaire. Renkli. Hem gündüz hem gece kullanabiliriz gündüz taşı. Ve gece. Zaten eğer iyi bir amaç için yani bir herhangi bir amaç için kullanıyorsanız hı-hı, mutlaka ve mutlaka en az 2-3 ay çıkarmadan gece gündüz kullanmanızda fayda var. Taşların ne kadar önemli olduğunu gördük. Eğer aksesuar takmayı çok sevmiyorsanız, takılardan hoşlanmıyorsanız ki bence çok güzel, en azından evinize bir köşeye şöyle bir taş koyabilirsiniz. Bütün enerjinizi daha iyi hale getirecektir. Çünkü gerçekten yararları çok güzel.